Bugün Türk demokrasisinin kara bir günü. Gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ şu saatlerde Sincan cezaevine girmek üzere. Malumunuz bu gazeteci kardeşimiz yaklaşık bir ay önce Ankara'da bir grup çetenin beyzbol sopalarıyla yaptığı saldırı sonucu ağır yaralanmış. Ona saldıran alçaklar sokaklarda gezerken, onlara ceza verilmezken bu kardeşimiz cezaevine girdi. Suçu fikir suçu. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımıza kaşının üstünde gözü var demiş, fikren eleştirmiş, mahkemeler doğru dürüst kendisinden ifade bile almamış. 11 ay 20 gün gel bakalım yat. Ve şimdi diyor ki bu kardeşimiz, ben bu cezayı şerefle çekerim. Niye biliyor musunuz? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı asla hakaret etmem. Eleştiririm ama hakaret etmem. Ama adaletin olmadığı, demokrasinin olmadığı bir ülkede bunları yaşarım diyor ve yaşıyor. Yavuz Selim Demirağ katıksız bir Türk milliyetçisi. Tam bir ülkücü dava adamı. Ve bu 2016 yılında FETÖ operasyonlarının şaşırttığı bir süreçte, yani önüne gelenin FETÖ'cü yapıldığı bir dönemde 10'u aşkın arkadaşıyla cezaevine yine gönderilen bir kardeşimiz. Suçu FETÖ'cü hainlerin, alçakların hakkında yazmış olduğu kitap. Ve bu kitap dolayısıyla sanki sen niye FETÖ'cüleri ifşa ettin? Niye sen FETÖ'cülerle iktidarın ilişkisini ifşa ettin deyip içeri tıkılan bir kardeşimiz. Ve bunları söylerken gerçekten çok üzülüyorum. Ergenekon ve Balyoz davalarının takipçisi olmuş, FETÖ kumpaslarını ortaya çıkarmış bu kişi şimdi cezaevinde. Yazık, ülkemize yazık, demokrasimize yazık.